kurtaracak işte vatandaş seçeneği kurban öncesi bizi alacak diye. Abi sen şuradan çay çekilir bir şey gözüküyor. Patron da pek yiyorlar. Şu anda sebze meyvelerimiz zaten ucuz gitmektedir. Bayramda daha da ucuzlayacaktır. Çünkü biliyorsunuz hallerde satışlar arz talep dengesine göre ayarlanıyor. Ürün bolluğu da var. Maşallah bereketli bir sene. Aşağı yukarı bütün ürünler ucuz gidiyor şu anda. Örnek verecek olursak en temel ihtiyaçlarımız domates. Misalen domates 50 kuruş 1 lira 1,5 arası. Soğan temel ihtiyaç. 50 kuruş 1 lira arası, patates 81-1,20. En düşük seyreden de şu anda domatesdir. Yeşillikte de büyük düşüş var. Kirazda düşüş var, muzda düşüş var. Çikita muz bugün halde 6-6,5. Yani meyvelerde de büyük düşüş var. Geçen seneye kıyaslayacak olursak, geçen seneki durumla fiyatlar nasıl şu anda? Geçen seneye oranla soğanda aşağı yukarı %200 aşağıya düşüş var. Patatesde de aynı, domatesde de aynı. Geçen sene bugünlerde domates 3-3,5'tu. Ama şu an 50 kuruş, 80 kuruş, en kralı 1,5. Soğanla patatesin ihracatındaki kısıtlamalar kalktı. Kaldırıldı, o kaldırılması iyi oldu. Bilhassa üretici ve tüccarlar için depodaki ürünler en azından çürümeden ihraç yapabilecekler. Bu konuda hükümet doğru bir adım attı. Keşke daha önce kaldırsaydılar. Ama yine zararın neresinden dönerse kar hesabı. Vallahi belediyeler olaya siyasi davranıp denetimi kısıtlıyorlar. Siyaseti bir kenara bırakıp denetime ağırlık verseler vatandaş çok ucuz sebze meyvesini alacak. Örneğin halde patlıcan 50 kuruş, 40 kuruş. Pazarı dolaşıyorsunuz. Kaç para pazarda? Ben evet, size soruyorum. 2 lira. 2 lira günah değil mi? Burada 40-50 kuruş olan şey pazarda 2 lira niye olsun? Markette niye olsun? Yani denetimlerin artması lazım. Denetimler de fatureye göre ayarlanması lazım. Ama onda da yasanın kalkması lazım. Yani yasanın düzelmesi lazım. Şu anki yasayla belediyelerin o denetimi yapacak yetkisi yok.